23 Haziran, 30 Haziran haftalık burcumuza hoş geldiniz. Evet, yorucu ve kıyamet kopan bir hafta girişi olacak. O yüzden burçların kendilerine biraz dikkat etmeli, iş ve kariyer hayatı ile ilgili dikkat edin. Evet, koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, koçlar için yönetici ve üst düzey insanlarla ilgili yaşadığı gerginlik ve alt kadronuzla ilgili çıkan dedikodular koç burcunu biraz huzursuz ve mutsuz etmeye başladı. Hatta işinizle oynayan insanlar var, ayağınızı denk alın. Hatta yükselişiniz varken bu dedikodular biraz işinize engel oldu. İşinize sahip çıkın istiyorum koç burçları. Hatta kendine iş kurmak isteyen, yeni oluşumlar içerisinde olan bazı koç burçları için de güzel güzel ortaklı teklifler gündeme gelecek ve bunu çok keyifli şekilde değerlendireceksiniz ve sağlıklı kararla 2 ay içerisinde yapmak istediğiniz sistemi bulacaksınız. Ev değiştirmek isteyen ve yeni ev almak isteyen koç burçları için de Allah kısmet ederse doğru evi bulup ailenizi ve düzeninizi o eve taşıyacaksınız. Huzur ve mutluluk sizin halinize dahil olacak. Hatta çocuk muradı olma, çocuk isteyen bazı koç burçları için de inanılmaz güzel bir çocuk sevinci, aileye huzur olacağını söyleyeyim. Anne babanın sağlık problemi yaşayan, anne babayla ilgili sağlık problemi yaşayan bazı koç burçları da bu aralar ameliyat ve operasyonla ilgili gündeme gelecek konular. Biraz canınızı sıksa da sonu sağlıklı bir süreç olacak. Ortaklı mallarınız var, satmak istediğiniz ve oluşmasını istediğiniz mallarla ilgili de biraz sabırlı olursanız hak ettiğiniz noktayı en iyi şekilde kazanacaksınız. Sevgilisi olmayan koç burçları için de biraz daha beklenti içerisine gireceksiniz ama doğru aşk ve doğru evlilik yapacağınız insanınız karşınıza çıkacak. Doğru kadını ve doğru erkeği bulacaksınız ve mutluluğun tadına varacaksınız diyebiliyorum. Uzun süredir de arkadaşlarınızla, lise, üniversite arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyen bazı koç burçları için inanılmaz güzel bir hafta. Keyfinizi çıkartın, tadını çıkartın. Bir de ufak ufak sevgiliniz ya da eşinize gitmek istediğiniz tatil planlarınız var. Bu doğrudur. Lütfen tatilin tadını çıkartın. Sağlık olarak da mide ve böbrekle alakalı yaşayacağınız sıkıntılar ön planda olabilir. İhmal etmeyin. Boğa burcunu 23 Haziran'da neler bekliyor diyorsanız, boğalarda inanılmaz derecede gerginlik, huzursuzluk, kavga, gürültü, patırtı, her şey alınganlık dönemi ve gözyaşı ve depresyon hali var. Ve erkeği kadını fark etmiyor. Bu ara duygusal döneminizdesiniz. Çünkü ufak bir para kaybı sizin dengenizi yıprattı. Bu paranın yerine Temmuz başında daha güzel bir para gelecek. Endişe etmeyin. İşinizle alakalı da son zamanlarda değişiklik istiyordunuz. Yeni iş başvurularınız var. Hayırlısıyla bu gerçekleşecek. Devlete girmek isteyen bazı boğa burçları için de araya ya da kurumsal bir alanda var olmak isteyen boğa burçları için de inanılmaz güzel bir hafta ve istediğiniz iş kapısını sevincin 2 ay içerisinde yaşayacaksınız. Sizde de boyun ve baş ağrısı ya da kafayla alakalı şiddetli baş ağrılarınız olabilir. Sinüzit ya da şiddetli migren ağrınız olabilir. Sağlığınızı bu konuda ihmal etmiyorsunuz. Ailevi olarak da evlilik hayatınızla ilgili değil de akraba ve çevreden gelen gereksiz raflar ilişkinizi biraz zedelemeye başladı. O yüzden boğalar bu ara duymayın, işitmeyin ve evliliğinize sahip çıkın. Hatta bu ilişkiniz için de geçerli. Lütfen söylenen laflarla hareket etmezseniz ilişkiniz başarılı bir süreç yaşayacak ve sonu mutlulukla bitecek. Araç değişikliği isteyen ya da arsa almak isteyen boğa burçları için doğru bir hafta. Lütfen yatırımınız gerçekten sağlıklı olacağını söylerim. Sizin de böyle Balıkesir, Çanakkale taraflarında bir seyahat düşünceniz var. Hayırlısı ise bu seyahatinizi gerçekleştireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Eğitimiyle ilgili sorun yaşayan ve uzun süredir yarım kalan boğa burçları için de bu sene radikal bir karar ve bu aydan itibaren hangi eğitimi yapacağınızla ilgili yönünüzü belirleyeceksiniz. Yüksek lisans yaşayacaksınız. Ağzınızda diş problemi, diş eti iltihabı söz konusu olabilir ya da aflar oluşabilir boğa burçları. Stresten kaynaklanıyor. Sağlığınızı bu konuda ihmal etmeyin. Sağlıklı haftalar diyelim. İkizler burcu 23 Haziran neler bekliyor diyorsanız 30 Haziran'a kadar. İkizlerin aslında çok güzel bir iş teklifi ama cesaretini toplayıp da bulunduğu işi bırakıp yeni işe konsantre olamıyorlar. Lütfen gideceğiniz yer doğrudur ama maaş konusunda aynı maaşla gitmek sizin canınızı sıkıyor. Biraz daha zorlarsanız maaşınız da biraz daha yüksek bir mertebede gideceğiniz noktada hayırlı olacak. Sizin de son zamanlarda gereksiz insanlara laf geveliği, gereksiz iletişimlere girip insanları böyle diyaloglarınızı ve kendi enerjinizi aşağı çekiyorsunuz. Bu ara kimsenin enerjisini üzerinize çekme ikizler. Çünkü sen akıllısın, iletişim problemin yok. Sadece kendini deşarj etmek için insanlara sohbete başladın. Böyle bir enerjiye gerek yok diyorum ve işiniz
işinizle alakalı güzel oluşumlar olacak. Hatta şöyle söyleyeceğim, işinden ayrılmak istemeyen insanlar için de iki ayrı basamak da yenilik ve bu yenilik sizin hayatınızda artı evrede işinizle ilgili olumluluk olacak. İlişkiler konusunda da evet, ilişkisi olmayan ikizler biraz daha sabırlı olsun. Bence birkaç güne muhteşem bir aşkın başlangıcı ve evlilik yapacağınız insanla bir araya geleceksiniz. Evliliğiyle ilgili sorun yaşayan bazı ikizler için de ciddi anlamda boşanma kararı ve radikal noktada herkes yollarını ayıracak. Ve çocuklarla ilgili bazı mal almak isteyen ikizler burcu için de sürpriz mallar, doğru yatırımlar gerçekleşecek. Bu yatırımlarla birlikte her iki tarafta memnuniyet şeklinde yollarınızı ayıracaksınız. Ama evliliğini kurtarmak ikizler için de biraz çenenizi kapatıyorsunuz. Evliliğinize konsantre oluyorsunuz. Çok doğru bir karar verdiniz. Çünkü eşiniz ya da erkeğiniz doğru insan. Buna sahip çıkın diyorum. Evle ilgili eşya ya da mutfak ya da restorasyon niyetiniz var. Bir de uzun süredir aile binası ya da oluştuğunuz binayı değiştirmek istiyorsunuz. Tam zamanı, evinizin rengini, badanasını değiştirin, ruhunuzu iyileştirin. İkizler biraz sansasyon dönemi. Gereksiz laflar sizin etrafınızda dönebilir. Biraz incittiğiniz insanlar olabilir. Belki özür dileme vakti diyorum. Sizde de kulak iltihabı ya da enfeksiyon kaşıntılarınız olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Yengeç burcunu neler bekliyor diyorsanız, yengeçler aslında çok uyku ruh halindeler. Enerjileri uyumak istiyor. Bir daha uyanmak istemiyor. Hatta şezlongunu, bacaklarını uzattın. Gökyüzündeki güneş ve deniz suyu üzerine düşsün şeklinde, ama çok yoğun işler ve büyük toplantılar ön planda. Bu toplantılar artıya girecek ve maddi olarak biraz daha toparlanacaksınız. Çok güzel yenilikler elde edeceksiniz. Kırgınlıklarla barışacaksınız. Bir adım atacaksınız ve bu adım sizin hayatınızda çok doğru süreç sağlayacak. Bence bu ara yengeç burçları annesine gereksiz bağırıyor ya da kardeşine gereksiz bağırıyor olabilir. Bunu biraz toparlarsanız daha saygınlığınız, daha kaliteniz ön planda olacak. Çünkü yengeçler çok kalitelidir ve anaç kimlikleri vardır. Bence bu anaç kimlikleriniz biraz daha ön plandan alın. Duygusallığınızı ön plana çıkartın ki anne olmayı değil, öğrenci olmayı deneyin diyorum yengeç burçları için. Sizin de arabayla ilgili yolda kalabilirsiniz. Ufak tefek kazalarınız olabilir. Araçla ilgili dikkat etmeniz gereken bir durum var. Bir de çocuk hamilelik gündeme gelebilir. Ham ya da rahim bölgenizde bir sağlık problemi yaşayabilirsiniz. Rahimle ilgili sağlığınıza dikkat ederseniz yengeçler, size bir daha bir şey olmayacağını düşünüyorum. Uzun süredir de aile arasında bir ev konusu vardı. Satalım mı, değiştirelim mi diye. Satma zamanı niyeti olan insanlar satsın, doğru bir paraya yatırımı. Doğru bir paraya dönüşecek ve yeni bir ev alışımı da gayet sağlıklı olacak. İş kurmak isteyen bazı yengeçler için de bu haftadan sonra radikal bir karar ve bu iş ortaklığı size çok büyük kazançlar ve sabırlı olursanız marka olacaksınız. Bence de biraz bir evet deniz havanıza gidin. Planladığınız bir Kıbrıs ya da Akdeniz enerjiniz var. Gidin bir ruhunuzu iyileştirin ve bu ruh size çok iyi gelecek ve enerjinizi toparlayacağınızı düşünüyorum. Sağlık olarak dediğim gibi belki kadınsal bölgeniz biraz hassasiyet olabilir. Bunu ihmal etmeyin. Bir de uzun süredir dostlarınızla değil de yakın akrabalarınızla geçirmek istediğiniz bir yemek ya da misafirperverliğiniz var. Bunun da tadını çıkartın diyorum. Aslanlar 23 Haziran'da ciddi anlamda büyük iş imzaları gerçekleşecek. Eğer işsizseniz bu hafta sizin iş kapınız hayırlı bir şekilde olacak ve çok büyük bir oluşum ve bu oluşumla birlikte derin bir nefes alacaksınız aslanlar. Çünkü siz uzun süredir hak ettiğiniz noktayı arıyorsunuz ama hep idare etmek sizin canınızı sıkmaya başladı. Evet, can sıkıntıları geride kalıyor. Çok doğru bir iş anlaşmanız ve bununla birlikte para kazancınız da artıya girecek. Ama geçmiş borçlarınız gündeme gelebilir ya da ufak tefek ödemediğiniz bazı olaylar gündeme gelebilir. Canınızı sıkmayın. Bunu bir siz zaten otokontrol ve ego insanısınız. Otokontrolü yaparsanız gerçekten de parasal evreniz Eylül sonuna kadar rahata ermiş olacak. Ama iş ortaklığı yapan bazı aslanlar da bu ara parasızlıktan iniyor. Sabırlı olan 1,5 ay içerisinde ortaklı olan düzenimiz rahat erecek ve aydınlığa kavuşacak. Bazı aslan burçlarında evlilik kararı var. Özellikle erkeklerde. Bu yıl bitmeden birkaç aslan ya da birkaç bin kişi aslan evlilik muradına girecek ve bu muratta da ikiz çocuk sahibi olacak. Bazı aslanlara da müjdeli haber diyorum. Yurt dışı ile ilgili beklenti yapmak ve yurt dışında çalışmak isteyen aslanlar için de belki Temmuz doğru süreçler sağlayacaksınız. Ağustos'ta da gitmek istediğiniz noktalarınız aydınlığa kavuşacak ve gideceğinize inanıyorum. Aslanlar belki baş, boyun ve
ağrılarınız ya da saç dökülmeleriniz ya da kirpik ya da kaş dökülmeleriniz olabilir. Bu sinirsel ve yorgunluklarınızla alakalı vücudunuzun ürettiği bir stres. Gerginlenmeyin. Vücudunuzda herhangi bir kanser yok ya da vücudunuzda sizi görecek bir hastalık. Hepsi geride kalacak. Panik yapmayın. Sizin de baba özleminiz var aslanlar. Bu ara babayla alakalı diyalogları oturtun. Çünkü babanızla olan kırgınlıklarınız çok uzun süredir devam ediyor ve artık devam ettirmeyin. Ailedeki huzuru ve sükuneti devam ettirin. Size çok iyi gelecek. Baba olmak isteyen bazı aslan içerisinde tam zaman ve karar verdiniz. Hatta çocuğunuzla ilgili yurt dışı planları olan aslanlar için de çok doğru bir süreç. Yolu aydınlık, başarılı olsun diyorum. Başakları neler bekliyor diyorsanız 23 Haziran 30 Haziran arası Başaklarda özellikle duygusallıkla ilgili yaşadıkları boşluk ve bir aşk arayışı evresi onları çok fazla yıprattı. Artı gereksiz para kayıpları yaşadı Başaklar. Borç verdiği insanlardan ya da yaptığı işten bazı para kayıpları yaşandı. Bununla ilgili tedirgin olan Başaklara diyorum ki 15 gün sonra hedeflediğiniz başarı ve kaybettiğiniz paralar yavaş yavaş hayatınızın içerisine girecek. Artı artı süreçlere giriş sağlayacaksınız. Yerini ya da yerini değiştirmek isteyen Başaklar şu an yerinizde kalın, doğru bir noktadasınız. Gereksiz atarlığa gerek yok. İşinizi sağlamlaştırın. Eylül-Ekim sizin için çok daha doğru bir süreç olacak ve bu yönünüz gayet hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. Sizde de ufak tefek kazalar olabilir. El burkulması, kemik ağrısı, ayak burkulması, ayak. Dikkat edin diyorum. Bir de sizde anne özlemi var Başaklar. Bu ara kardeş, abla, kız kardeş ya da anne ya da hala ya da teyze özleminiz var. Ailenizle geçireceğiniz çok keyifli bir hafta. Bunun kalitesini tadarsanız inanılmaz güzel bir enerji. Hatta piknik kafanız var. Bu hafta sonu bu pikniğe gidip enerjinizi değiştirmek istiyorsunuz. Bunun tadına varın istiyorum. Ve size çok iyi gelecek. Ve hayatınızdaki her şey artı bir noktada iyileşecek. Ve ne istiyorsanız gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Evet aslanların... Ne aslanı be? Başakların... Başaklardaydık değil mi? Başakların hayatında sadece değişmesi gereken, niye karıştırdım kafam bir an dışarıdaki sese girdi. Başakların aslında vicdan ve merhameti çok ön planda olduğu için bu ara sıklaştığınız bazı ateş burçları, aslan, koç, yaya bu ara bir dikkat edin. Ani refleksler göstermeyin, zarar görebilirsiniz. İhmal etmeyin, size iyi gelecek. Terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, teraziler aslında... sağlıkla ve vücutları ile ilgili bu ara bir halsizlik, yorgunluk. Yani bende şu başladı. Yani iş yerindeki insanlarla anlaşamıyorum. Adaptasyon problemi var. Her şeyden sıkılıyorum ve nefret ediyorum dediğimiz bir terazi haftasına giriş yaptınız. Hiçbir şeyden nefret etmenize gerek yok. Plansız ve programsız hareket etmeye başladığınız için her şey üst üste birikti. Lütfen biraz daha sabırlı olun. Doğru nefes alın ve işinizdeki hak ettiğiniz noktanın zaferini de elde edeceksiniz. Hak edildiğiniz kazançları da kaybetmeyeceksiniz. Uzun süredir bazı mahkemesel sorunlarınız vardı terazi burçları. Bunlar sizin için artı puan olacak. Hatta ve hatta aileden gelen bazı uzun süredir devam eden miras haklarınız da Ekim sonuna kadar gerçekleşmiş olacak. Büyük istediğiniz yatırımlar, hatta araba değişikliği yapmak isteyen teraziler için çok doğru bir döneme giriş sağlanacak ve istediğiniz araçta kapınızda söz konusu olacak. Evliliğiyle ilgili değil de çocuklarıyla ilgili bir sorun yaşayan bazı terazi burçları için telaşlı bir hafta. Çocukların biraz psikolojisi ya da olgun gençlerimizin biraz psikolojisi bozulmuş olabilir. Onları da biraz göz kontrolüyle dinlerseniz, mutfaktan salona bağırmazsanız teraziler, daha çocuklarınızla diyaloglarınız sağlamlaşır ve problemleriniz biter ve derin bir nefes alırsınız. Sizde de belki çeneyle, guatr ya da şu bölgenizdeki sıkıntılarla ilgili probleminiz olabilir, lef bezlerinizle ilgili. Bunların sağlık konusunda dikkat ediyoruz ve uzun süredir de ailenizdeki amca ya da halalarla görüşemediğiniz diyaloglarınız var. Bir adım atacaklar. Gereksiz fevri davranışlar yapmayın teraziler. Aile köktür, aile temeldir. Evet onlar çok hata yaptılar. Farkındalar ve adım atıyorlar. Bu adımı da siz de görün ve artık bu kırgınlık bitmeli diyorum. Gereksiz kavgalar geride kalıp hak ettiğiniz kazançlar size zaten yasal olarak verecek. Abartmanıza gerek olmadığını düşünüyorum terazi burçları. Bir de gözlüğünüzle ilgili vakit geldi. Göz probleminiz olabilir. Bunu da kontrol edersiniz. Sevinebilirim. Akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız, akreplerin 23 Haziran'da neler bekliyor diyorsanız, inanılmaz derecede
hayatlarınız ve yönünüzle alakalı her şey çok üst üste birikti. Borçlar, ödemeler, ilişkiler, çocukla ilgili diyaloglar çok 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 biriktiği için artık hangi birine saldırayım, hangi birini yapayım derken belki de biraz depresyon dönemine girdi akrepler. Güçlerinizi kaybettiniz, enerjinizi kaybettiniz ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Yeniden doğuşunuz var, yeniden uyanışınız var. Yeniden Rabbimin size sunacağı bütün ışıklara ihtiyacınız var. Bence doğru zamandasınız. İsyanınız bitmeli, dualarınız başlamalı ve Rabbim sizi tekrar görecek, en iyi şekilde görecek. O yüzden bu Haziran biterken sizin ruhunuzda da enerjiniz değişmiş olacak. İşlerle alakalı kötü giden bir şey yok. Paranızla ilgili şikayet eden bazı akrep burçlar içinde biraz sesinizi kesiyorsunuz. İşinizde ve borçlarınıza ödemeye devam ediyorsunuz. Ondan sonra ister istemez yöneticiniz ya da patronunuz size çok iyi bir para sunacak ve bu para sizi çok büyük bir aydınlığa ve feraha kavuşturacak diyebilirim. Sizde de uyurken uyku apneniz ya da kalp atışlarınızda problem olabilir. Bir check-up, kalple ilgili bir check-up yaptırmanızı istiyorum. Uzun süredir de çocuk isteyen ya da çocuğuyla ilgili yurt dışına eğitim göndermek isteyen akrepler için tam zaman ve bu kapımız aydınlık ve hayırlı bir kapıyla evladınızı yollayacaksınız. Bir de gereksiz kardeşlere takıldın akrepler. Kardeşle olan diyaloğunuzu lütfen kenara bırakıyorsunuz. Ocağımdır, ocağınandır. Gereksiz kavgaları kenarda bırakıyorsunuz ve birbirinize sahip çıktığınızda, sahip çıkmanız ya da abiniz ya da kız kardeşiniz ya da kim büyüğünüzse bir adım atmanız gerektiğini düşünüyorum. Akreplerinde şöyle bir sorunu var. Her şeyi ben bilirim havasında da hiçbir bir şey yapmıyor ya. Artık her şeyi biliyorum ve yapıyormuş gibi gözükmekten vazgeç. Sen her şeyi biliyorsun ama yapmadığın için hiçbir şey bilmiyormuş gibi gözüküyorsun. Lütfen gözünü aç ve yoluna bak diyorum akrep. Evet, Haziran ayı, 23 Haziran. Yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Yaylar aslında böyle bir sevgili ilişki konusunda o kadar mutsuz, o kadar depresyonda ki artık aşk, sevgi, heyecan, aile, bütünlük, sevgi aradığı için işim işi kenara bıraktı, ilişkiye konsantre, ilişki depresyonu yaşıyor bazı yay burçlarımız. Lütfen doğru aşk kapıda ama sizin bu ruh haliniz o kadar kötü ki kimsenin sizi beğenmeyeceği, sizi istemediğini düşünüyorsunuz ama hayır. O kadar güzel bir ruh ki eşiniz ya da hayat arkadaşınız hayatınıza girecek ki siz bile yaradana şükredeceğiniz bir dönem. Sizin için sürpriz sürpriz aşklar, bekar yaylar için de evlilik dediğimiz döneme giriş sağladınız. O yüzden yaylar korkmayın, muhteşem bir aşk, aile olmak isteyen yaylar için de sürpriz bir haftaya giriş yaptık. İşlerinizle ilgili problem olduğunu düşünmüyorum. Çok yoğun bir haftadasınız. Hatta kariyerinizle alakalı bir sınav döneminiz olabilir ya da yükselmenizle ilgili bir evrak döneminiz olabilir. Bunları gayet başarılı bir şekilde yapacak yay burçları. Sadece yayların şu var. Ben yapıyorum her şey avucumdan gidiyor diyorsunuz ya. Hayır, sizin döneminiz geldi. Hiçbir şey avucunuzdan gitmeyecek. İşinizde, özel hayatınızda, paranızda sizin hakimiyetinizde olacak. Bence çok doğru bir zamandasınız. İsyanı bırakıyorsunuz. İçinizdeki güç ve yaradanla olan bağınızı çok güzel toparlarsanız doğru süreç. Sağlık problemi sizde çok bu ara böyle bir alınganlık ve ruhsal yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Belki nefes terapisi, nefesle ilgili terapist alabilirsiniz ya da yogaya gidip enerjinizi değiştirebilirsiniz. Çünkü sizde kötü giden sadece sağlık olarak kendi ürettiğiniz, kafanızda kurduğunuz şeyler var. Bunları iyileştirmeniz lazım. Bir de ev değişikliği ve satmak istediğiniz oturduğunuz bir ev anahtarı var babadan kalma. Burayı da satıp 4 kişi arası ya da 5 kişi arasında paylaşılacak. Bu paylaşım biraz canınızı sıkabilir. Bence baba yadigar yer satılmaması gerektiğini düşünüyorum. 1-2 yıl sonra satarsanız daha sağlıklı olacak. Ve aracıyla ilgili yolda kalacak bazı yaylar bu hafta araç kontrollerinizi yaptırın ve ona göre yola çıkın diyorum. Oğlak burçlarına 23 Haziran'da neler bekliyor diyorsanız, oğlakların aslında miskin, yorgun dönemi geride bitti ve kendini toparlama, başarı ve hatta çok güzel ortaklı süreçlerde büyük paraların hızlı bir şekilde akış sağlayacağı, sadece isyankar yönünüzü geride bırakın. Siz zaten çalışkansınız, hedeflisiniz ve ne istediğini biliyorsunuz ama önüme bir engel oluyor diyen bazı oğlak burçları için de hayır, engeller geride kaldı, başarı ve aydınlık dönemi. Hatta evdeki eşyalarınızı değiştirmek isteyen oğlak burçları için de tam dönemi başladı. Evinizde ne eksiğiniz varsa iyileşecek ve toparlanacak. Hatta evini büyütmek isteyen bazı oğlak burçları için de yeni bir eve geçiş ve hayırlı ve uğurlu olacağını söyleyebilirim. İlişki konusunda evliliğiyle ilgili problem yaşayan oğlaklarda sakin bir haftaya giriş yapılacak. Hatta ailece tatile gidilecek ve bu tatil evliliğinizi daha ve çocuklarla olan enerjinizi
toparlayacak. İlişkisi olmayan ve öfke duyan ya da ilişkisiyle ilgili geçmişte haber bekleyen oğlaklar için de tam dönemi diyorum. 2 hafta içerisinde almak istediğiniz haber kapınızda ve bu verimli ve aydınlık bir şekilde sizin hayatınıza gireceğini söyleyebilirim. Uzun süredir de kırgınlık yaşadığınız ya da diyaloglarda kopukluk yaşadığınız insanlarla ilgili de yavaş yavaş adımlar ve bu adımlar sizin hayatınızda artı olarak dönecek, eksi olarak dönmeyeceğini söyleyebilirim. Bir de sizde de bu ara bir Akdeniz, ne bileyim Yunanistan, ne bileyim Çeşme ya da Ege ruhunuz var. Birkaç günde olsa enerjinizi değiştireceksiniz ve bu enerji size iyi gelecek. Sizde de egzama, saç dökülmesi, dişte bazı çürüklükler ya diş eti iltihabınızda sıkıntılar olabilir. Sağlığınızı bu konuda ihmal etmeyin. Ve uzun süredir ailenizle ilgili vakit geçirmek isteyen oğlaklar için de bu hafta sonu keyifli bir vakit. Onlarla geçirecek hafta ve onlar her şeyle birbirlerine bütünleşme aile olacağız. Erkek çocuğu oğlak burçlarının bazı çocuklarının çok büyük bir ilerleme, kariyer hayatınızda çok güzel bir değişim olacak. O yüzden erkek çocuğu oğlaklar bu ara çocuklarına önem versin. 23 Haziran kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında devletle alakalı bazı mahkemesel sorunları ve çözmesi gereken evrak ve pürüzleri var ve bu evrakları çözmezseniz hapis ya da devletle ilgili yasada uyarı kağıtları alacaksınız. Bazı kovalar bu hafta riskli bir döneme girecek ve bu dönemi doğru atlatırsanız bu riskler geride kalmış ve derin bir nefes alacaksınız kova burçları. Bir de işinizle ilgili size iftira değil de işinizle ilgili sizi öven ve sizin arkanızda destekleyen bir kişi var. Bu sizin düşmanınız. Dikkat edin, ayağınızı kaydırmak istiyor. Bence ayağınız kayacak bir noktada değilsiniz ama iyi niyetinizden dikkat göremiyor olabilirsiniz. Bence bu insana dikkat edin. Size fikir veren bu fikirin size iyi gelmeyeceği ve size zarar verecek ama ben bu zararı sizin göreceğiniz için zarar almayacağınızı görüyorum. Ve buna dikkate alacaksınız. Uzun süredir iş problemi yaşayan kova burçları belki 20 gün sonra doğru kapılar ve uzun süredir de belediye ile alakalı işe girmek isteyen bazı kova burçları için de sürpriz değişimler ve olumluluklar olacak. Evlilik demeyelim de ilişki arayan kova burçları için muhteşem bir aşka başlangıç. Bakın, tanıma ve tanıştırma dönemi, hatta aracı doğrultusunda tanışacak bazı kova burçları için muhteşem tanışma arkasında evlilik olacak. Ve bu evliliklerde huzur ve mutluluk söz konusu olacağını söyleyebilirim. Sizin de kariyerinizle ilgili dil eğitimi ya da yabancı dilinizi güçlendirmek isteyen bazı kovalar için de tam doğru zaman. Bu aydan sonra yabancı dilinizi de alın. Daha kariyeriniz ve ünvanınıza denk geleceğini düşünüyorum. Ve bu size faydalı ve aydınlık gelecek. Kovanın da belki de tırnak eti batığı ya da zona, yani elde kaşıntı ya da elde yaraların oluşma gibi bir durum olabilir. Bu sinirsel bir şey. Çünkü çok fedakarsınız ve çok iyi niyetlisiniz. Bu yüzden yara alıyorsunuz. Bu araya zonanız gündeme gelebilir. 23 Haziran 30 Haziran arası balık burçları neler bekliyor diyorsanız, balıkların aslında bir tatil, bir uyku, bir rahatlama, bir derin nefes alma. Çünkü arkanızda bütün sorunları bitirdiniz ve büyük bir işi imza attınız ve bu iş size garantili bir iş ve yurt dışı kapısı isteyen bazı balıklar için de inanılmaz güzel bir haftaya giriş sağladınız. Eğer burada bir iş istiyorsanız yaşadığınız yerde doğru bir iş teklif alacaksınız ve bu teklif çok uzun süre hayatınız içerisinde kalacak ve mutlu olacaksınız. Ortaklı iş yapmak isteyen balık burçları için de biraz daha sabırlı olursanız doğru ortaklı iş yapacaksınız ve bu ortak size çok artılar ve maddi artılar katacak. O yüzden sabırsız hareketleri geride bırakıyoruz. Mantığımız doğrultusunda doğru bir süreçteyiz. Bu doğru süreç size hem maddi hem kariyeriniz ve hem yönünüz için çok doğru süreçler elde edecek. Çocuk isteyen bazı balık burçları eşinizin sağlık problemlerinden dolayı erteleyen ve geçsin ve ondan sonra çocuk sahibi olalım diyen balık burçları için 2 ay daha sabırlı olur. Evinizde çocuk tedavisi ve de çocuk muradı gerçekleşecek ama bir sağlık problemini atması lazım. Evinin eşyasını, mutfak ve banyoyu değiştirmek isteyen bazı balık burçlar için yıkın, dökün, yenilik yapın diyorum. Çünkü böyle bir niyetiniz var ve bu hayırlı olacak. Ve aile ziyareti, başka şehirde yaşayan bazı balık burçların anne ve baba ziyareti var. Bu ziyaret haneniz için gayet verimli ve aydınlık olacak ve keyifli geçeceğini söyleyebilirim. Sizde sağlık problemi olduğunu düşünmüyorum ama
Sizde şu var, ben denize kendimi attım, denizden kimse beni çıkartmasın, balık ruhundayım diyorsunuz. Evet, hem havanın sıcaklığı hem de enerjiniz gerçekten denize müsait. Hafta sonları gitmek istediği balık tutmak ya da eşinizle vakit geçirmek ya da sahil kenarında dolaşmak isteyen balık burçları için güzel bir motivasyon ve enerjinize çok iyi gelecek ve bu enerji sizin altyapınızı daha çok güçlendirecek. Sizin belki evde eşyalar, yenilikler, banyo kırın falan dedik ya, sizin de annenizin tavanı ya da tabanla ilgili bazı problemler olabilir eviyle ilgili. Bunları toparlarsanız sevinirim. Evet, bir de müjdeli, yeni işe girmek isteyen balıklar için de bu hafta çok doğru anlaşma ve imzanız gerçekleşecek. 23-24 Haziran haftası dedik, karıştırdık belki de, affola. Ama 23 Haziran diyelim, aslında 23 Haziran Pazar. Biz 24 Haziran Pazartesi yorumladık. Burçlarınızı dinleyin, hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Bol bol yorum yazın, şikayetlerinizi dile getirin. Ama şöyle bir şikayet var. Neden benim burçları yazmıyorsunuz? Biz hiçbir zaman hiçbir burcu yazmadık. Saygısızlık olarak değil, vakitsizlikten diyoruz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.